Merhaba sevgili öğrenciler. Kuvvet hareket konusuyla arkadaşlar bugün beraberiz. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Kuvvet hareketin öneminden bahsetmeme gerek yok. Çünkü her konuda bakın arkadaşlar şu hareket konusu, grafikler konusu karşıma çıkacak. Ben bununla ilgili biraz sonra tüm detaylardan arkadaşlar bahsedeceğim. Ama seninle beraber en önemlisi bak ders karışık olmasın diye arkadaşlar beraber seninle bir özet çıkartacağız. Şuradaki bir tane kağıda bakın bütün konuyu beraber arkadaşlar özetleyeceğiz. Konuda hareket çeşitlerinden bahsedeceğim. Bakın öteleme dönme hareketi var. Bunları söyleyeceğim. En önemli şu alınan yol yer değiştirme arkadaşlar. Bu kavramlardan bahsedeceğim. Ve en önemlisi de şuradaki grafik soruları bakın nasıl çözülüyor. Bunları beraber seninle halledeceğiz. Hep duyuyorum. Hocam grafikleri anlamıyorum, yapamıyorum. Şu ders sonucunda artık grafiklerle ilgili arkadaşlar bir sıkıntımız kalmayacak. Bakın Aralık, Kasım takvimimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada işte kuvvet hareket konusu geliyor. Ve kuvvet hareket 1 ve ondan sonra kuvvet hareket 2 beraber gelecek arkadaşlar. Ve yine bu programda sizden isteğim 0'dan 9'a arkadaşlar fizik kitabımızdan ve dinamo kitabımızdan arkadaşlar ödevleriniz var. Onları da biraz sonra söyleyeceğim. Ve hazırsanız dersimiz başlıyor. Peki dersin içeriğinde neler var arkadaşlar? Bakın hareket çeşitlerinden bahsedeceğiz. Yazılı da mutlaka sorulacaktır. Hareket çeşitlerini yazınız. Veya hangisi hangi hareket türüne girer? Bunlar da şimdi bahsedeceğim sana. Arkadaşlar mutlaka bilinmesi gereken dersin en önemli noktalarından bir tanesi bakın. Konum ne demektir? Alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramları sevgili arkadaşlar. Burada karşımıza çıkacak. Sonra düzgün doğrusal hareketten bahsedeceğiz. Yani hızlanma, yavaşlama, ortalama hız. Şu ivme kavramı ne demek? Bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. İvme biraz bizim gözümüzü korkutabiliyor mu ondan bahsedeceğim. Ve çok kısa bir şekilde de referans noktasına göre hareket konusundan bahsedeceğiz. Ve dersimizde bütün olayları burada işlemiş olacağız arkadaşlar. Hareket bakın birçok konunun mantığını anlamak için arkadaşlar. Gerekli ve birçok konuda bizim hareket konusu karşımıza çıkacak. Ve ödevimizde sevgili gençler 0'dan 9'a fizik sayfa bakın 66 ve 89 ve dinamo test sıra 0, 1 ve 12 arasındaki testler sevgili arkadaşlar. Peki o zaman dersimize geliyoruz. Yavaş yavaş artık başlıyoruz. Bu hareket ne demek? Bakın hareket demek arkadaşlar cisimlerin zaman içerisinde yer değiştirmesi demektir. Mesela bakın şu anda bu kalem duruyor doğru mu? Hareket etmiyor. Hareket etmesi demek arkadaşlar bir noktadan bir noktaya bakın gitmesi olayına biz hareket diyoruz. Şu anda kalemim ne yaptı? Hareket etti bir noktadan bir noktaya cismin zaman içerisinde yer değiştirmesi olayıdır. Peki ilk bilmemiz gereken noktalardan biri sevgili gençler. Kaç tip hareket vardır? Bakın gençler 3 tip hareket vardır arkadaşlar. Birincisi bir doğru üzerinde bütün noktaların eşit miktarda iletildiği, ilerlediği hareket türünü arkadaşlar öteleme denir. Yani senin şurada bir araban var veya sen yürüyorsun diyelim ki. Şu şekilde şöyle bir doğru boyunca gidiyorsak veya diyelim ki biz okuldan eve, evden okula arkadaşlar hareket ediyorsak. Yani düz bir yol doğrusunda arkadaşlar gidiyorsak. Buna biz ne diyeceğiz? Bakın birincisi arkadaşlar öteleme hareketidir. İkincisi dönme hareketi. Yani bir dönme dolap gibi düşünün. Yani şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar bir cismin şöyle dönmesi hareketine. Dönme hareketi diyoruz. Ve üçüncüsü de arkadaşlar iki nokta arasında gidip gelme olayı titreşim. Mesela salıncak gibi düşünün. Mesela bir salıncakta bir arkadaşını sallamışsındır. Bu şekilde arkadaşlar gidip geliyorsa. Veya gitarın teline vurduğumuzda gitarın telinin bakın şurada ileri geri gitmesi yani iki nokta arasında gidip gelmesini arkadaşlar titreşim diyoruz sevgili gençler. O zaman özet kağıdımı almak istiyorum ben. Ne dedik? Burada beraber seninle tüm olayı özetleyecek dedik arkadaşlar. O zaman bize şöyle bir soru sorarsa birinci bilmen gereken bakın hareket çeşitleri. En sonunda da şunun ekran görüntüsünü almanı isteyeceğim. Hareket çeşitleri diyelim ve tüm konu elimizin altında olacak. Şimdi bir 2 ve 3. Neydi arkadaşlar hareket çeşitleri? Bakın 1 dediğimiz öteleme yazıyoruz bakın. Öteleme. 2 dönme. Dönme ve 3 de sevgili gençler titreşim. Evet birinci bilmemiz gereken olay bu. Çok güzel. İstersen şöyle yapalım. Hepsini de şöyle küçük küçük şöyle balonlar içerisine alalım. Ne dersin? Şöyle her bir bilgi burada olsun. Evet birinci bilmemiz gereken bilgi sevgili arkadaşlar. Özet kağıdımızı seninle beraber yapacağız. O zaman birinci kısımda anlaştık. Demek ki hareket kaç çeşittir ders öğretmen bana? Ne diyeceğim? Öteleme, dönme ve titreşim arkadaşlar. Öteleme düz doğru boyunca gitme hareketidir. Yani sen yolda yürüyorsan arkadaşlar nedir dedik? Öteleme hareketi yapıyorsun. Araba gidiyorsa, bir metro gidiyorsa bakın öteleme hareketi yapıyordur. Bir cisim dönüyorsa bakın dönen şeyler ne vardır? Mesela dünya güneşin etrafında arkadaşlar dönüyordur. Veya sen bir ipin ucuna bir cisim bağlayıp döndürebilirsin. Veya bir araba bakın virajı dönüyordur gibi. Bunlar dönme hareketidir. Titreşim mesela bakın salınacak bir titreşim hareketidir.
veya gitarın teli sazın teline vurduğumuz zaman sevgili arkadaşlar bu bir titreşim hareketidir. Veya diyelim ki şöyle bir cisim var. Şunlar hep solur. Böyle bir yaylı bir cisim var diyelim ki. Ucuna ben böyle bir cisim bağladım. Şunu çekip bırakırsam ne olur? Yukarı aşağı gidip gelmeye başlar. İşte bakın bu da yine bir titreşim hareketidir. Ve yine bazı cisimler sadece titreşim veya sadece ötelim hareketi yapmazlar. Birlikte hareket yapabilir arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir top yuvarlanıyorsa veya arabanın tekerleği gidiyorsa bakın sevgili gençler. Bu ne yapıyor? Bakın hem dönüyor hem de öteleniyor. Yani hem ilerliyor. Bu öteleme lafı lütfen kafanızı karıştırmasın. Yani öteleme demek arkadaşlar. Bir noktadan bir noktaya düz olarak gitmek demek. Bakın öteleme artı dönme hareketi yapıyor. Bir arabanın tekerleği ya da yerde yuvarlanan bir futbol topu diyelim ki. Bu şekilde bakın iki hareketi aynı anda yapıyor. Şu Bambi Jumping olayı var biliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde aşağı doğru atladığınız zaman yine şu şekilde söyleyelim. Hani bu yaylı bir sistem ya burası. Bu cisim bakın aşağı doğru gidiyor, yukarı doğru gidiyor ya bir süre sonra. Öteleme artı titreşim hareketi yapar. Yine arkadaşlar şöyle gondol gibi şeyler veya salıncak gibi şeyler. Dönme hareketi yapar bakın. Dönme hareketi artı titreşim hareketi yapar. İki nokta arasında gidip geldiği için sevgili arkadaşlar. Peki o zaman şöyle bir soru yapalım seninle beraber. Şunların hangisi öteleme, dönme veya titreşim olduğunu beraber yapalım istersen. Olayı biraz daha pekiştirelim. Futbol topunluğuna, topuyla arkadaşlar şu çekilmesi. Bakın futbol topu ilerlerken, top ilerlerken sevgili arkadaşlar. Bakın bu şekilde ne yapıyor? Dönerek gittiği için o zaman futbol topu hem öteleme hareketi yapıyor yani ilerliyor ama hem de dönüyor. Titreşim hareketi olması için iki nokta arasında gidip gelmesi gerekirdi. Peki nota vurulan sazın tellerinin hareketi sevgili arkadaşlar. Bakın şuradaki telin, gitarın telleri gene dediğim gibi bu şekilde bakın titreşirken bu şekilde ne yapıyor bakın? Sadece titreşim hareketi yapıyor. Dönmüyor ve ötelenmiyor yani gitarın telleri veya sazın telleri bir noktadan bir noktaya gitmiyor. Gezegenlerin hareketi demişiz bakın arkadaşlar. Gezegenler ne yapıyorlar burada? Dönme hareketi yapıyorlar. Görüyor musunuz? Sadece dönme hareketi var. YouTube videolarında ilerleme hani şu videonun ilerleme çubuğu var ya bu ne yapıyor bakın? Öteleme hareketi yapıyor. Yani dönme hareketi veya titreşim. Titreşim olması için sürekli gidip gelmesi gerekir. Titreşim hareketi yok. Peki sarkaçlı saatleri şu saatler var yani şu şekilde böyle bir sağa bir sola gitmesi arkadaşlar. Bu ne yapıyor bakın? Az önce de söylediğimiz gibi. Bu dönme hareketi yapıyor aslına bakarsanız ve aynı zamanda arkadaşlar titreşim hareketi yapıyor. Yine Luna Park'ta dönen dönme dolapta ne yapıyor bakın bu da arkadaşlar dönme hareketi yapıyor sevgili gençler. Evet o zaman birinci olayımızdan bahsettik. Demek ki birinci olayımız hareket çeşitleriymiş. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci durumumuza. Şurada konum, alınan yol, yer değiştirme çok çok önemli sevgili gençler. Yazılılarda falan mutlaka karşınıza çıkacak ve girdiğiniz test sınavlarında da karşınıza çıkacak. Öncelikle şu konum olayından bir bahsetmek istiyorum. Bu konum ne demektir? Bakın hareketi tanımlamak için sabit kabul edilen noktaya referans noktası denir. Ne demek olduğunu söyleyeceğim. Referans noktasından arkadaşlar yönlü uzaklığa da konum denir. Şöyle boş bir kağıt alırsan bakın ne demek istediğimi şurada biraz daha iyi anlatayım. Şimdi bakın sana bir başlangıç noktası veriyor. Yani şu noktayı diyor ki mesela O noktası diyor. Yani okulun bahçesinde bir nokta belirlediğimizi düşünelim. Şimdi bir kişi burada başka birisi bakın burada olduğumuzu düşünelim. Başka birisi burada olduğunu düşünelim. Bir başka birisinin de burada olduğunu düşünelim. Şu mesela Cem olsun. Bu bakın Ali olsun. Bu Ayşe olsun. Bu da arkadaşlar Suna olsun. Tamam mı? Şurası da bizim nedir? Başlangıç noktamız. Yani ne deriz buna diğer bir deyişle? Şu laf kafanızı karıştırmasın. Referans. Bakın referans noktası diyor sevgili gençler. Yani referans noktasına göre sana diyecek ki Ali'nin konum noktasını göstersen ne yapacaksın? Şuradaki başlangıç noktasına arkadaşlar Ali'nin bulunduğu noktaya doğru bir çizgi çekeceksin ve konumu da biz neyle gösteriyoruz? X ile gösteriyoruz. X Ali diyelim bakın X Ali ve bu vektörel bir büyüklük olduğu için üstüne bir vektör işareti koyuyoruz. Peki Ayşe'nin bulunduğu konumu çizgisini göster derse X diyoruz bakın buraya Ayşe diyoruz. Ayşe yazmak çok da önemli değil ama şu çizginin yönü önemli. Dikkat edin Ayşe'den noktaya göre doğru değil. Noktadan yani belirtilen başlangıç noktasından Ayşe'ye doğru. Peki Suna'ya doğru bir çizgi çekelim arkadaşlar. Buraya ne diyeceğiz? X Suna diyeceğiz. Dediğim gibi vektör olduğunu göstermek için. Ve Cem'e doğru da bakın X Cem diyeceğiz. İşte bu şekilde bakın. Bir vektör göstereceğiz. Demek ki bunun adı neymiş bakın. Bunun adı sevgili arkadaşlar konum vektörü. Yani sana konum vektörü nedir, nasıldır derse işte bu şekilde bir işlem yapmamız gerekiyor. Peki gelelim o zaman. Burada bakın X ile gösterilir demişiz ve artı eksi olabileceğinden bahsetmişiz. Şöyle bir örnek yapalım isterseniz. Bakın şurada T, N, G, C noktaları var arkadaşlar. Şunu Ç noktası yapayım isterseniz.
X referans noktası. Yani sana bir başlangıç noktası verecek bakın burada. Başlangıç noktası neymiş? X. X'e göre diyor. O zaman sen ne yapacaksın? X'ten başlayıp bakın T'nin bulunduğu noktaya doğru arkadaşlar bir vektör çizeceksin. Bunu da ne diyeceğiz? X, T diyeceğiz ve vektör işaretini koyacağız. Gene N için bakın N'nin bulunduğu noktaya X, N diyeceğiz. Bakın her zaman vektör işaretini koyacağız. G noktasının konum vektörünü sorsa G noktası dedik. Vektörü koyduk ve C'yi sorduysa da arkadaşlar X, C dedik ve bu şekilde bunu da koyduk. Başka ne şekilde sorabilir? Bakın bana sayı doğrusu verebilir sevgili arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin. Şurası 0. Mesela bakın artı 10 metre konumu, artı 20, şuraya eksi 10, şuraya eksi 20 gibi rakamlar verir size. Ve der ki mesela şöyle A öğrencisi burada duruyor. Bakın B öğrencisi de arkadaşlar burada duruyor der mesela. A ve B öğrencileri bunların konum vektörleri nasıldı der. Neresi başlangıç noktası arkadaşlar? O noktasına göre der. O noktasına göre konum vektörünü çizin der. Sen de O noktasına başlayacak şekilde bakın A'ya kadar gelecek şekilde yönü de bakın önemli dikkat edersiniz. X A diyeceksiniz ve bakın böyle vektörü de göstereceksiniz. B için de şu şekilde bakın göstereceksiniz vektörü. X B vektörü arkadaşlar. Bu şekilde hatta büyüklük olarak da şöyle söyleyelim. X A eşittir bakın artı 10 metre konumu. X B eşittir de sevgili gençler eşittir eksi 20 metre. Görüyor musunuz? Burası eksi, burası artı şeklinde göstereceğiz. Çok zor bir şey değil. Seni çok fazla zorlayacak bir olay değil. Çok rahat yapacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, konum olayından sevgili gençler bahsettik. Şimdi gelelim. Bakın şimdi gelelim. Şuradaki alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramları arkadaşlar ne demektir? Mutlaka karşımıza çıkacak. Bunlarla ilgili olaydan bahsedelim. Bakın yönden bağımsız olarak arkadaşlar kat edilen mesafenin uzunluğuna alınan yol denir. Skaler büyüklüktür diyoruz. Bir de yer değiştirme var. Aradaki farkı bakın ben sana şöyle bir çizgi çizdim ama şimdi birkaç örnek verip bunu sana göstermeye çalışacağım. Mesela diyelim ki bakın T noktasından N noktasına sevgili gençler. Sen şurada kırmızı yol doğrultusunda gittin. Bu şekilde böyle gittin. Şöyle geri döndün falan filan böyle karışmaya geldin. Ve N noktasına geldin. Peki alınan yol ne kadar? Kaç metre yürüdün yani? Bakın şuradaki yol doğrusu şuradaki şu kırmızı yolun uzunluğu ne kadarsa İşte biz bunu alınan yol diyeceğiz ve X'de göstereceğiz. Ama yer değiştirme demek şu başlangıç ve bitiş noktamız arasındaki en kısa mesafe olacak arkadaşlar. Yine bunu ben sana en güzel bir şekilde şu şekilde bakın ifade edeyim. Mesela şöyle bakın bir yolumuz var. Gene şurada sıfır. Bakın burada rakamlar yazar. Az önce beşer beşer gittim. Onar onar gittim. Şimdi beşer beşer gideyim. Mesela 5 metre, 10 metre konumu. Şöyle bir sayı doğrusu verir bakın bize. Burası eksi 5 metre. Şurası da arkadaşlar eksi 10 metre konumu. Bakın şöyle bir şey, bir hareket yaptığımızı düşünelim. Diyelim ki bakın biz şuradayız. Eksi 5 metre konumundayız. Buradan nereye geldik? Diyelim ki bakın şuradaki 10 metre konumuna geldik arkadaşlar. Buradan da buraya geri döndük. Yani buradan bakın şu noktaya 10 metre konumuna geldik. Buradan da 5 metre konumuna geldik. Peki sana derse şimdi burada alınan, bakın alınan yol, yani alınan yol sevgili arkadaşlar X ile gösteriyoruz. Ve bir de ne var? Bir de bakın yer değiştirme var. Bu aradaki fark arkadaşlar bize soracak yer değiştirme. Bunu da şöyle üçgen X ile gösteriyoruz bakın. Böyle bir fark var arada. Peki ne demek? Alınan yol ne demek? Bakın sen şimdi eksi 5'ten 10 metreye gittiğin zaman ne kadar yürüdün bana söyler misin? Bakın buradan burası 5 metre. 10 metrede burası görüyor musun? Bak buradan 15 metre sevgili gençler yürüdün. Peki sonra buradan buraya gelirken ne kadar var bu arada? 5 mi 10 mu ne dersin? 5 metre değil mi? 5 metrede bakın buradan yürüdün. O zaman alınan yolumuz ne kadar? 15 artı 5 eşittir bakın sevgili arkadaşlar. 20 metre yürüdün demektir. İşte alınan yol burasıdır. Ama yer değiştirme demek. Yer değiştirme bakın. Senin başlangıç noktandan şu bitiş noktası arasındaki arkadaşlar şuradaki bakın en kısa mesafedir. Yani şu mesafe ne kadar? 5-10 dersek şurası bakın 10 metredir. Görüyor musunuz? Yer değiştirmemiz arkadaşlar 10 metre olmuş oldu. Umarım aradaki farkı anlayabildik. Yani sen kaç metre gidiyorsan, kaç metre yürüyorsan orası alınan yol. Ama başlangıçta bitiş arasındaki en kısa mesafe arkadaşlar yer değiştirmedir. Peki şöyle olsaydı. Sen buradan bakın 15 metre gittin. İstersen şu yan tarafa çizeyim. Bakın şöyle bir yolumuz var. Sen yine buradasın diyelim ki. Bakın buradan arkadaşlar 15 metre gittin. Şuradaki bir noktaya geldin. Diyelim ki A noktasından B noktasına geldin. Ve tekrar buradan arkadaşlar bakın bu noktaya geri döndün. Yani 15 metre tekrar yürüdün. Alınan yol artık şuna alışacağız bakın. Alınan yol arkadaşlar X ile gösteriliyor. Yer değiştirmede bakın delta X ile gösteriliyor. Peki bu soruda sana dese ki bu öğrencinin aldığı yol ne kadar dese bakın ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar burada. 15 metre gitti.
15 metrede döndü. Toplam kaç metre yürüdü bakın? 30 metre yürüdü. Ama yer değiştirmesi nedir? Başlangıçta bitir arası. Bakın şu anda yer değiştirmesi sevgili arkadaşlar sıfırdır, görüyor musun? Mesela şöyle düşün. Sen şimdi evde odanda yatağın üzerinde oturduğunu düşünelim. Sen şimdi kalktın. Şurası senin evin arkadaşlar. Evindeki yatağın üzeri ve sen de şurada diyelim ki şöyle oturuyorsun. Telefonla takılıyorsun falan. Buradan kalktın, işte okula gittin, oradan markete uğradın, oradan bir yere gittin ve tekrar eve geldiysen bak ne oldu? Alınan yol ne kadar? Bu kadar. Ama yer değiştirmen ne kadar arkadaşlar? Sıfır, görüyor musunuz? Ya ne oldu bakın, burada hiç yer değiştirmedik. Peki buradaki olay arkadaşlar, şimdi biraz sonra birkaç örnekle daha açıklayacağım. Bir de şimdi bakın, konum dedik, alınan yol, yer değiştirme dedik, bunlardan biraz daha örnek vereceğim. Peki bir de sürat ve hız var. E hocam aynı şey değil mi? Aynı şey değil sevgili arkadaşlar. Arada bakın bir fark var. Birim zamanda alınan yola, bakın alınan yola sürat denir. Skaler büyüklüktür ve V ile gösterilir sevgili arkadaşlar. Ama birim zamandaki yer değiştirmeye, bakın arada bir fark var. Yer değiştirmeye de hız denir ama vektörel büyüklüktür. Demek ki bakın alınan yol arkadaşlar sürat demek, alınan yol bölü zaman, hız demek yer değiştirme bölü zaman sevgili arkadaşlar. Bakın burası dedik ya, burası vektörel, burası da skaler bir büyüklüktür. Burası bakın sürat, burası hız. Şöyle aklımıza gelebilir mi? Şu hız hani 3 harfli ya, 1, 2, 3, bakın hız 3 harfli. Burada neyi gösteriyoruz? Üçgeni gösteriyor. Üçgen ya, 3 köşesinden, burada 3 harfli gibi. Ama sürati normal x ile gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun ne demek olduğunu en güzel ben sana bir örnekle açıklayabilirim aslında. Şuradaki örneklerde sürat, hız, alınan yol ve yer değiştirme örneklerini bakın beraber yapacağız sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi Ali L noktasından R noktasına gelmiş. Dikkat edin şimdi. L noktasından arkadaşlar ne yapmış bu Ali? R noktasına kadar bakın dikkat edin yürümüş. Oradan da nereye dönmüş arkadaşlar? P noktasına gelmiş. Dikkat edin. Ali'nin alınan yolu soruyoruz. Bakın şurayı yazalım hemen. Alınan yolu soruyoruz. Sonra arkadaşlar yer değiştirmeyi soruyoruz. Ama ben burada bir de şunu da ekleyeceğim bakın. Burada Ali'nin süratini de bulalım. Ve Ali'nin arkadaşlar hızını da bulalım. Tamam mı? Bu şekilde bakın bulalım. Hemen şunu söylemek istiyorum. Sürat deyince ne yapacaksın? X'i T'ye böleceksin. Ama hız deyince bakın hız 3 harfli ya. Buradan üçgen koyacaksın. Yani delta X yer değiştirme bölü zaman diyeceksin. Ve bu şekilde bulacaksın. Bakın hiç kafamız karışmasın. Her soruda ben bir daha baştan alacağım. Şu olayı iyice bir öğreneceğiz. Şimdi bakın Ali arkadaşlar bakın önce giderken kaç metre gitmiş? Bir bakar mısın soruya? Bakın 10 metreden 50 metreye gitmiş. Kaç metre gitmiş? 50 metre değil değil mi? Ondan başladığı için bakın ondan 50'ye ne kadar var? 40 metre var sevgili arkadaşlar. Bakın 40 metre gitmiş Ali. Peki dönerken ne kadar dönmüş arkadaşlar? Buradan da bakın 10 metre dönmüş mü? Dönmüş. O zaman toplam kaç metre yürümüş bu? 40 metre buradan, 10 metre buradan. Bakın 50 metre yürümüş arkadaşlar. Demek ki alınan yolu sorarsa bana ne kadar diyeceğim bu örnek için? 50 metre diyeceğim. Peki gelelim yer değiştirmeye. Yer değiştirmemiz ne kadar derse bakın ne diyeceğiz? Arkadaşlar yer değiştirme için ilk noktayla bakın ilk başladığı noktayı bir nokta koyuyorsunuz. Bir de en son bittiği yere bir nokta koyuyorsunuz. Sonra bu iki noktayı birleştiriyorsunuz. İşte bu uzaklık ne kadardır dersek işte burası sevgili gençler yer değiştirmedir. Bakın ondan başlıyor 40'a ne kadar bu mesafe? 30 metre değil mi? 30 metre bakın. O zaman demek ki bizim yer değiştirmemizde ne kadar bakın? 30 metredir diyeceğiz. Çok güzel. Peki soruya ben belki yapmak istiyorum. Ali diyelim ki buradan buraya gitti geldi ve bu olayı toplam T eşittir 5 saniyede gerçekleştirdiyse bunun sürati ne kadar derse bakın ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar alınan yolu yani 50 metreyi kaça böleceğim? 5'e böleceğim ve buradan bakın eşittir ne çıkacak? 10 çıkacak bakın 10 metre bölü saniye çıkacak. Peki hızımızı sorarsa o zaman da yer değiştirmeyi yani 30'u bakın 5'e böleceğiz. Buradan da ne çıkacak arkadaşlar? Buradan da bakın 6 çıkacak. Görüyor musunuz? Arada böyle bir fark var. Şimdi ben 1-2 örnek daha yapacağım. Şu olayı çünkü anlamadan geçelim istemiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın gene şöyle bir futbol sahası dedik. 30 metre, 20 metre boyutları arkadaşlar. Buradaki bakın koşan futbolcu K noktasından harekete başlamış. Güzel. Bakın şuradan bir futbolcu harekete başlamış. Şuradan şuraya doğru bakın koşmaya başlamış. Ve ne kadar arkadaşlar? 10 tur dönerek yine K noktasına gelmiş. Peki 10 tur dönmek ne demek? Bakın böyle gittin, 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 gittin ve şuraya geldin. Birinci turu gerçekleştirdin. Peki birinci turda ne kadar gittiniz arkadaşlar? Yani burada alınan yol bakın artık biraz kısaltarak yazmak istiyorum. Alınan yol ne kadar? Yer değiştirme ne kadar derse. Ve yine bana burada sürat bakın sürat ve hız ne kadar derse arkadaşlar bunları bulacağız.
Bunları beraber bulacağız seninle. Ve buradan buraya da bakın gene bir süre verelim isterseniz. T eşittir 10 saniyede gelmiş olsun. Peki bakalım şimdi buradaki futbolcu arkadaşlar ne kadar yol almış? Önce onu bir bulalım isterseniz. Önce birinci turda çevremiz ne kadar? Bakın 30 buradan, 20 buradan, 50 mi? 50 de şurada 100. Bakın bunun çevresi 100. Peki 10 tur atarsa ne olur? 10 tur atarsa arkadaşlar 100'ü 10'la çarpacaksın. 1000 metre. Bakın 1000 metre arkadaşlar ne yapmış burada? Yol almış değil mi? Bir turu çünkü 100 metre gidiyor. 10 tur atarsanız 10 tur dediğimiz için bakın çarpı 10 olacaktır. Peki yer değiştirmemiz ne kadar arkadaşlar? İlk nerede başladık? Burada. Peki ne? En son nerede bitti? Yine burada. Bakın o zaman ne olacak? Yer değiştirmemiz arkadaşlar 0 olacak. Görüyor musunuz? Az önce dediğim gibi yani sen yatağın üzerinde oturuyorsun. Gittin gezdin tozdun markete gittin okula gittin geldin tekrar yatağa oturunca arkadaşlar yer değişmen 0. Ama Alman yoluna kadar o bayağı var. Yani çünkü kaç kilometre yürüdün geldin. Peki sürat derse arkadaşlar sürat derse bakın alınan yol yani 1000 bölü 10 saniye dedik arkadaşlar. Buradan ne çıktı bakın 100 metre bölü saniye öğretmenler biliyorsun birimleri de istiyorlar. Hızımız ne kadar 0 bölü 10'dan çünkü yer değiştirmemiz 0. Hızımız 0. Yer benim hızım 0 mı şimdi? Arkadaşlar hızımız 0. Süratimiz bakın süratimiz 100 çıktı görüyor musunuz? İki kavram arasında fark var. Bu kavramları birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Gene çok karşıma çıkabileceğini düşündüğüm bir soru sevgili arkadaşlar. Bakın gene Tonguç A noktasından yola çıkmış. Bakın şuradaki arkadaşlar A noktasından bakın yola çıkmışız. Buradan bakın önce B noktasına gelmişiz. Ve buradan da bakın C noktasına gelmişiz sevgili arkadaşlar. Burada aldığı yol yani aldığı yol ne demek? Bakın x'i soruyoruz. Sonra yer değiştirme. Yer değiştirmeyi nasıl gösteriyorduk? Bunu biz delta x diye okuruz üçgen. Ve yine isterseniz buraya ben soruya bir ek yapayım. Tonguç buradan buraya arkadaşlar. Buradan buraya bakın ne kadar sürede demiş olalım. 20 saniyede bakın gençler gelmiş olsun. O zaman bu durumda bunu ben burada gene bakın gene hızını ve süratini de bulayım isterseniz. Bu sayede 4 tane soru yapmış olalım. Sana bir soruda bakın belki 4'ünü de sormayabilir ama olsun biz yapalım ki hepsini burada bakın bulmuş olalım. Peki gelelim. Şimdi alınan yol ne kadar arkadaşlar? Bakın alınan yol şu demekti. Sen kaç metre yürüdün? Bakın buradan 800 metre yürüdün. Dikkat et. Buradan bakın 800 metre yürüdünüz. Artı 600 metre daha yürüdünüz arkadaşlar. Buradan ne kadar yürümüş oldunuz? 1400 metre bakın yürümüş oldunuz. Görüyor musunuz? Alınan yol ne kadar buradan? 1400. Peki yer değiştirme ne kadar derse? Ha ne yapacaksınız bakın. İlk başladığımız noktayla son bitirdiğimiz noktayı arkadaşlar şöyle dümdüz bir çizgiyle birleştireceksiniz. Hani geometride vardı ya 6-8-10 üçgeni. 6-8-10 üçgeninden şurası da 600-800 şurası da arkadaşlar 1000 yapmaz mı? Değil mi? 1000 yapar. O zaman bakın burada yer değiştirmemiz de ne kadarmış? 1000 metreymiş görüyor musunuz? O zaman hızı sorarsa arkadaşlar hız neydi? Delta x bakın 3 harfli ya üçgen koyacaktık buraya. O zaman yazıyorum bakın 1000 bölü süremizde ne kadar verdik burada 20. Sıfırlar birbirini götürdü arkadaşlar 100 bölü 2'den ne kadar yaptı? 50 metre bölü saniye yaptı. Peki süratimiz ne kadar? O da bakın ne olacaktı? X bölü t olacaktı arkadaşlar. X'imiz ne kadar burada? 1400 bölü süreyi de ne kadar verdik? Bakın 20. Şunlar birbirini götürürse buradan da ne kadar çıktı arkadaşlar? 70 metre bölü saniye çıktı. Çok güzel. O zaman geliyorum ben. Özet kağıdımıza bakın. Bunları da isterseniz ifade edelim. Ne dersiniz? Arkadaşlar alınan yol. Bakın. Alınan yol. Demek ki hangi harfle gösteriyormuşum ben? Alınan yolu arkadaşlar x ile gösteriyorum. Sonra ne vardı? Sonra bakın yer değiştirme. Bunlar benim için o kadar önemli ki. Çünkü sevgili arkadaşlar bakın 11. sınıflar da bakın bu konuyu görüyorlar. Yani sen 11. sınıfa geldiğinde de bunu göreceksin ve diğer konular içinde de bunlar sevgili arkadaşlar çıkacak. Daha sonra ne vardı? Bakın hız dedik arkadaşlar. Hızı da şöyle gösterelim isterseniz. 3 harfli dedim bakın. Delta x bölü t dedim. Ve ondan sonra bir de ne var dedim bakın. Sürat var dedim sevgili arkadaşlar. Bu da nedir? X bölü t dedik. Hemen şunu isterseniz şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şurada şöyle bir yol çizelim. Şurada bir çocuğumuz olsun gene. Şuradaki çocuğumuz arkadaşlar. Buradan buraya kadar gitmiş olsun. Ve buradan buraya dönmüş olsun bakın. Şöyle şurası 20 metre gitti ve 5 metre döndü diyelim. Ve t eşittir. Ne kadar sürede olsun bakın. 5 saniyede olmuş olsun.
O zaman hemen isterseniz bunu bir örnek üzerinde yapmış olalım. O zaman bu çocuğun alınan yol ne kadar sevgili arkadaşlar? Bakın 20 gitti, 5 de döndü. Toplam ne kadar? 25 metre bakın, görüyor musunuz? 25 metre. Peki yer değiştirmesi ilk başlangıç, söyle bana ne dersin? Başlangıçta bitiş arası, evet değil mi? 15 metre arkadaşlar. Başlangıçta bitiş şu aradaki mesafe. O zaman hızı soruyorsak bakın yer değiştirme yani 15 bölü süreyi de bakın burada 5 verdiysek 15 bölü 5'ten 3 metre bölü saniye ve burada süreti soruyorsak bu da ne olacak? 25 bölü 5'ten burası arkadaşlar 5 metre bölü saniye olacak. İşte görüyorsunuz bunu da o zaman şöyle farklı bir renkle ben şöyle bir balon içine alayım. Demek şuradaki bakın benim alınan yol, yer değiştirme, hız ve sürat kavramlarını benim bilmem gerekir. Özet konusu olarak gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar bilmem gerekiyor. Peki o zaman devam edelim. Biraz daha birkaç örnek daha yapayım ki iyice şu iş bakın pekişsin. Peki bakalım şimdi arkadaşlar. Kocaeli'de yaşayan Furkan şu nokta isterseniz bir Kocaeli diyelim bakın. Evet Kocaeli'de yaşayan Furkan bir iş görüşmesi için arkadaşlar Ankara'ya gitmiş. Burası nedir? Ankara. Ankara. Belki sen de Ankara'ya gitmişsindir. Anıtkabir'e falan gezmişsindir. Değil mi? Farklı farklı. Çok güzel gerçekten. Ülkemizde arkadaşlar biliyorsunuz gezilecek birçok yer var. Gez gez bitmez yani. Arkadaşlar Furkan Kocaeli'den Ankara'ya arkadaşlar 360 kilometre gitmiş. Peki sen şimdi Kocaeli'den Ankara'ya giderken böyle dümdüz mü gidersin? Dümdüz gitmezsin değil mi? Yol nasıl arkadaşlar? Yol bakın böyle dönüyor virajlı falan bu şekilde değil mi? Yani sen şu şekilde bakın şöyle yola çıktın. Yol şöyle gider şöyle gider falan gibi. Ve nihayet bakın şöyle Ankara'ya varırsın. Doğru mu işte bu şekilde arkadaşlar? Bakın gidersiniz. Ve ne kadar gitmiş bu? 360 kilometre gitmiş bakın sevgili arkadaşlar. Yani şöyle diyelim x eşittir. 360 kilometre gitmiş bakın. Ama görüşmeye başlamadan önce canı sıkılan ve telefonundaki harita uygulamasında bulunduğu evin yerini uzaklığı merak eden Furkan bakın burada arkadaşlar harita uygulamasından sen uzaklığı tam düz olarak ifade edersen veya kuş uçuşu deriz biz buna veya uçakla gidilen mesafe deriz. O zaman bakın sen hangi mesafeyi ölçersin? İşte bu mesafeyi ölçersin. İşte bu mesafenin ne kadar bakın 300 kilometre olduğunu fark etmiş. Ha işte ben de bu mesafeyi ne diyorum arkadaşlar? Bakın buraya delta x diyoruz değil mi? Yer değiştirme. Yani kaçmış burası? 300 kilometreymiş bakın arkadaşlar. Peki o zaman peki ne kadar sürede gitmiş bunu? En kısa mesafe arkadaşlar 300'müş ve bakın 4 saati gidiyormuşuz. 4 saati gidiyorsak o zaman bana gene şöyle yapalım mı? Burada arkadaşlar sürati bulurken A şıkkı bakın sürat eşittir. Neydi? Sürat eşittir. Alınan yol bölü zamandı. B şıkkı diyelim. B şıkkı arkadaşlar hız eşittir de bakın yer değiştirme bölü zamanı görüyor musunuz? Peki sürati bulalım arkadaşlar. Alınan yolumuz ne kadar bakın? 360 kilometre bölü ne kadar? 4 saat. O zaman buradan ne kadar olacaktır? 90 kilometre bölü saat sevgili gençler. Bakın çünkü kilometreyi saate bölüyorum. Görüyor musunuz? Evet. Peki hızımızı soruyorsa o zaman bakın yer değiştirmeyi almamız gerekiyor. Yani 300 bölü 4. O da kaç yapar sevgili gençler? 75 kilometre bölü saat yapar. Görüyor musunuz? Şimdi demek ki burada işte bu şekilde çocuklar uygulamalar bana soracak. Yani bakın bir noktadan bir noktaya giderken arkadaşlar alınan yolunuz 360 kilometre. Ama sana der ki mesela uçakla gidiyorum der veya kuş uçuşu der. Çünkü kuş giderken böyle böyle gitmesi gerekiyor. Kuş dümdüz gidebilir. Ve uçak arkadaşlar dümdüz gidebilir değil mi? Uçakla gidilen mesafe arkadaşlar bu şekilde yer değiştirme olacak. Umarım aradaki farkı anlamışsınızdır. Anlamadığım noktada çocuklar biraz geri alıp tekrar bir izleyelim. Olayı iyice bir kavrayalım. Bu soruyu da anladık sevgili gençler. Bir de şöyle pis soruları falan karşıma çıkıyor. Bir de şuna bakmak istiyorum. Bakın dairesel pistin T noktasından koşmaya başlayan bakın şuradan arkadaşlar yine bizim bir koşucumuz varmış. T noktasından şöyle koşmaya başlamışız ve Tonguç 4 saniye sonra arkadaşlar N noktasına ulaşmış. Yani buradan Tonguç'umuz gelmiş ve buradaki bakın N noktasına gelmiş arkadaşlar. Buradaki çap uzunluğu arkadaşlar şurası bakın 60 metreymiş. O zaman şöyle olmaz mı? Yarı çap eşittir. 30 metre diyemez miyiz bakın burada? Değil mi? 30 metre diyebilir sevgili gençler. O zaman Tonguç'un süratini ve hızını bulunuz. Hemen yazıyorum bakın ben. Sürat eşittir. Sürat eşittir arkadaşlar. Alınan yol bölü zamandı. Hız eşittir bakın. Yer değiştirme bölü zamandı. Doğru mu? Hemen bu şekilde bakın yerine koyuyorum. Peki buradaki Tonguç buradan buraya giderken ne kadar gitmiş arkadaşlar? Bakın tam çemberin yarısını gitmiş fark ettiniz mi? O zaman peki benim burada neyi bulmam lazım?
çemberin bakın çevresini bulmam lazım. Ya çevre deyince öğrenciler ben diyor ki aman hocam yani çevre alanı falan ben bunları unuttum bilmiyorum. Bakın sevgili arkadaşlar bu benim karşıma çıkar çevre formülü beni bilmem lazım. Temel büyüklüklerden bir tanesidir. Ya şöyle aklına gelsin Allah aşkına. Çevreyi bakın ben hep şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Sen de şöyle aklına tutabilirsin. Yani bir çemberin çevresini bulmak için çevre eşittir diyoruz arkadaşlar. Bakın bu evi pireler basmış. Şöyle bir pire olsun bu. Bu pire. Pireye de benzemedi ama. Bu da arkadaşlar pire olsun. İki tane pire. Bakın iki tane pire arkadaşlar. Pire. Pire. Çemberin arkadaşlar çevresinde kovalamacı oynuyorlar. Çemberin çevresinde diyor. Kaç tane pire var? İki tane pire var. Bakın yazıyorum. İki pire. Burada pire yazmıyor bakın. İki pire arkadaşlar. Görüyor musunuz? İki tane pire. Çemberin neresinde? Çevresine bakın görsel olarak bir hayal et. Demek çevre deyince arkadaşlar iki tane pire aklımıza gelecek. Hemen o zaman çevre dediği için ben buraya ne yazıyorum? İki pireyi arkadaşlar yazıyorum. 2 çarpı bakın pi 3 almam istemiş çarpı burada yarı çapta ne kadar 30'sa 3 kere 30 90 buradan da bakın ne çıktı 180 mi çıktı 180 metreymiş sevgili arkadaşlar. Bunun çevresi. O zaman alınan yol ama buradaki Tonguç bakın bir tur atmamış ki değil mi yarısını gitmiş. Yani 180'in yarısı ne kadar olacak buradan 90 olacak bakın bölü sürede ne kadarmış 4 saniyeymiş arkadaşlar. O zaman bölersem 45 bölü 2 22 buçuk. İlla ki tam çıkacak diye bir şey yok. Yani kesirli sayılar da çıkabilir. Bakın burada. Peki yer değiştirmeyi ben nasıl bulacağım? Ha bakın yer değiştirme başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasına ne yapıyorduk? Bakın düz bir çizgi çekiyorduk. Peki burası da ne kadar olacak o zaman? 60 metre mi olacak? Bakın 60 bölü 4'ten burası da kaç olacak arkadaşlar? 15 olacak. İkisinin birimi de bakın nedir? Metre bölü saniyedir. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde sevgili arkadaşlar bunları bulacağız. Güzel. O zaman şimdi geliyorum. Bakın şimdi geliyorum arkadaşlar. Buradaki grafikleri hemen şöyle bir özet kağıdımıza alalım. Bizim bakın arkadaşlar burada grafiklerde birkaç tane grafiğimiz var. Şöyle grafikler diyelim ve bu da benim karşıma çok fazla çıkacak grafikler diyelim arkadaşlar. Peki grafik olarak benim bilmem gereken ne var? Birincisi sevgili arkadaşlar bakın konum zaman grafiği var. Yani konumu biz burada x ile gösteriyoruz. XT grafiği var. Sana yani bir XT grafiği soracak arkadaşlar. Peki XT grafiği sorduğu zaman siz burada neyi bulacaksınız? Burada arkadaşlar XT grafiğinde bakın hız bulunur. Yani hızı da V ile gösteriyoruz. V ile gösteriyoruz arkadaşlar. Buradaki bakın eğim diyoruz biz buna. X'i T'ye böleceksiniz bakın görüyor musunuz? X'i T'ye böleceksiniz. Zaten hız demek biz matematikte falan da görüyoruz. Bakın hız demek yol bölü zaman değil midir? Evet değil mi? Yol bölü zamandır. Peki ikinci bir grafiğimiz de şu. İkinci grafiğimiz de şu sevgili arkadaşlar. Bir de sana hız grafiği verir bakın. Bir hız grafiği verirse. Bu da yatay olabilir. Gene şöyle dikey olabilir. Bakın gene böyle olabilir gibi. Burada bilmemiz gereken şey şu sevgili arkadaşlar. Buradaki grafikte bakın alan bulacağız biz. Alan ne demek? Şuradaki bakın üçgen ya da dikdörtgen. Biraz sonra örnekte göstereceğim. Şurada arkadaşlar bunun alanını bulacağız. Ve burada grafiğin alanı bakın hız grafiğinde. Arkadaşlar buradaki alan bize neyi verecek biliyor musunuz? Alan arkadaşlar bize yer değiştirme yani cismin ne kadar gittiğini verecek. Ve burada eğim de eğim de arkadaşlar ivmeyi verecek. Şimdi bu ivmenin de ne demek olduğunu söyleyeceğim. İvmeyi bulmak için de bakın biz burada V'yi T'ye böleceğiz arkadaşlar. İşte bu şekilde buradan da bu bilgileri buluyor olacağız. Güzel. Demek ki ben burada bunları da bilmem gerekiyormuş ve son bir grafiğimiz daha var. O da nedir bakın? İvme grafiği, AT grafiği. Demek ki bunun ne demek olduğunu biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Yine AT grafiği genelde şöyle yatay çizgidir. Yatay çizgidir. Bu grafikte de bakın ben gene alan bulacağım. Şuradaki bakın alanı yani dikdörtgen ya da üçgen neyse artık bunun alanını hesaplayacağım. Ve buradaki alan bana neyi verecek bakın? Alan arkadaşlar burada bana hız değişimini verecek. Hızdaki artışı verecek yani hız diyelim. Ve işte bakın şuradaki sevgili arkadaşlar 3 tane durumu benim bakın bilmem gerekiyor. Görüyor musunuz? Ben gene şurayı da bir şöyle yuvarlak işini alalım. Ve en sonunda şunun bir ekran görüntüsünü almanı isteyeceğim. Bu sayede bakın tüm hareketin görüyor musunuz? Tüm hareketin sevgili arkadaşlar beraber seninle özetini yapmış olacağız. O zaman şöyle yapacağım. Bu kağıt da benim yanımda dursun. Bakın 3 tane durumum var arkadaşlar. Konum zaman grafiğinde ne yapıyorum? Hızı buluyorum. Konumdan hızı bulabilirsin. Başka bir şey bulamazsın. Peki ne yapacaksın? Yolu zamana böleceksin. Yani şöyle biz bunu arkadaşlar eğim de diyoruz. Hemen bakın böyle bir konum zaman grafiği gördüğüm zaman. Peki bu araç ne yapıyor? Aman buna hızlanıyor demeyeceğiz. Bu sabit hızla gidiyor. Peki eğim ne demek yani ve buradan neyi bulacağım ben? Eğimle arkadaşlar bakın az önce söylediğim gibi hızı bulabilirim. Peki ne kadar gitmiş bu? Bakın 100 metre gitmiş ve kaç saniyede? Şuraya da T diyelim isterseniz. Buradaki yer değiştirmemiz arkadaşlar 100 bölü süremizde bakın ne kadar 50 saniyede gitmiş.
100 bölü 50'den 2 metre bölü saniye diyeceğiz. İşte bu şekilde bunu yerleştireceğiz. Ve buradan bana hız grafiğini sorarsa, bakın bu cisim sabit hızla gittiği için işte bu şekilde yatay bir çizgi çekeceğiz. Hızımızı ne bulduk? 2 bulduk bakın. 2 metre bölü saniye ve sürede ne kadardır? 50'dir zaten. Gene süremiz 50. Bu şekilde söyleyeceğiz. Grafiğin eğimi sabit demişiz arkadaşlar. Bu yüzden hız değişmiyor demişiz. Bakın sabit hızla gidiyor. Demek ki hemen şu gene ben isterseniz özetimi gene alayım. Demek ki şurada bakın sevgili arkadaşlar anlaşalım. Hiç kafan karışmasın. Sana x grafiği verdiğinde bakın x'in adını bir daha şuraya bir yazayım isterseniz. Şöyle farklı bir renkle yazayım istiyorum. X demek sevgili arkadaşlar konum demek. Konum grafiği veriyorsa sana konum t de zaman zaten. V neydi bakın hızdı. Hız grafiği veriyorsa böyle. A da neydi bakın A da arkadaşlar ivmeydi. Dediğim gibi ivme ne demek olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Demek arkadaşlar konum yani x t grafiğini gördüğün zaman sen ne yapacaksın? Bunu hemen böleceksin ve buradan hızı bulacaksın. Bu şekilde bunu yaptığın zaman hiç de sıkıntı yaşamayacaksın. Peki yine böyle bir grafiğimiz var. Bakın buradan hıza geçeceğiz. Ama önce bakın 1, 2, 3 tane grafiğimiz var. Burada ben hızları bulacağım. Birinci hızımızı bulalım istersen. Ne dedik bakın az önce? Hemen gene ben özetimi alıyorum arkadaşlar. Şunu dediğim gibi ekran görüntüsünü alabilirsin bakın. Ekran görüntüsünü al ve hemen hareketle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman şuna bak. Şurada zaten 3 tane bilgimiz var. Çok fazla da bir şey yok. Arkadaşlar konumu gördüğün zaman hemen ne yap? Böl. Yani alınan yolu burada zamana böldüğün zaman sen ne yapacaksın? Hızı bulacaksın. O zaman şu birinci konumdaki hızı biz bir bulalım. Bakın ne kadar gitmiş bu? Yani x ne kadar arkadaşlar? Ne kadar konum gitmiş? 10 diyorsun bakın bölü geçen zamana bak 2. 10 bölü 2'den ne kadar arkadaşlar? 5 metre bölü saniye. Çok güzel. Birinciyi bulduk. Gelelim ikinciye. Şimdi ikinciye dikkat edin. Bu 10 metre konum değil mi? Gene 10 metre konum. Görüyor musun? Yani bu hiç yol almamış. O zaman nedir arkadaşlar? Burası zaten sıfırdır. Böyle yatay çizgi gördüğün zaman sıfır diyeceksin. Gelelim üçüncü hızımıza arkadaşlar. Üçüncü hızımıza bak dikkat edin. Kaç metre yol almış? Yani 10'dan 20'ye gitmiş. Görüyor musun? Bak 10'dan 20'ye gitmişse ne kadar gitmiş yani? 10 metre gitmiş bölü. Geçen süre ne kadar bakın? 4'ten 6'ya arkadaşlar. Gene 2. Buradan da ne çıktı? Gene 5 metre bölü saniye diyeceğiz. İşte bu şekilde hızları bulacağız ve sonra hız grafiğinde yerleştireceğiz. Kaçtı hızımız bakın şuraya bir 5 diyelim isterseniz. 5. Birinci grafiğimiz arkadaşlar bakın şöyle 5 dedim. İkinci grafiğimiz 0 oldu. Ve üçüncü grafiğimizde gene bakın şöyle 5 oldu. Görüyor musun? İşte bu şekilde nokta nokta da diyebilir isterseniz. İşte bakın bu da ne oldu? Bu konum zaman grafiğinin hız grafiği. Yani bana böyle sadece hızı da bul diyebilir. Veya böyle bir grafik çizdi diyebilir. Fark etmez ikisi de bu şekilde yapılır zaten. Arkadaşlar ortalama hız derse farklı bir şey değil bakın. Yine gene alınan toplam yolun geçen toplam zamanı oranı. Zaten bakın ben özetime baktığım zaman sevgili arkadaşlar. Burada zaten ben hızı zaten yer değiştirme bölü zaman. Bu da alınan yol bölü zaman demiştim. Arada çok da bir fark yok. Yine arkadaşlar toplam diyoruz sadece bakın. Yine toplam yolu. Toplam yolu arkadaşlar. T toplama böleceksin. Bu da toplam yer değiştirmeyi. Yine yer değiştirmeyi. Bölü toplam zamanı arkadaşlar böleceksiniz. Gene aynı durum. Bakın hemen gene bir tane örnek yapalım. İstersen mevzuyu bir pekiştirelim ne dersin? Konya'dan Bolu'ya doğru yola çıkan. Hemen şöyle yazalım istersen. Bak Konya. Konya gene gerçekten çok güzel yerler. Umarım buralara gitmişsindir. Gitmediysen de Bolu diyelim. Gitmediysen de arkadaşlar bence en kısa zamanda gitmelisin. Peki Konya'dan yola çıktınız. Bolu'ya doğru gidiyorsunuz. Dediğim gibi yol arkadaşlar düz değil. Sürekli olarak böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor değil mi? Bu şekilde dönen bir yolumuz var. Peki ne kadarmış arkadaşlar? 450 kilometre. Bakın burada x eşittir. X eşittir. Ne kadar? 450 kilometrelik bakın bir mesafe varmış. Ve bunu 30 dakikada gidiyoruz. Bakın ifadelere dikkat. 30 dakika demişiz. Tamam. Ve ihtiyaç molası dahil arkadaşlar 5 saatte 30 dakikada bir ihtiyaç molası vermişiz ve 5 dakikada almışız. Ve burası arkadaşlar kuş uçuşu veya bakın uçakla gittiğimiz zaman da diyebilir. Yani kuş dediğim gibi giderken buradan buraya böyle dönmesine gerek yok ki. Kuş uçuşu demek yani buradan buraya nedir? Dümdüz bir çizgi demektir. İşte bunu biz ne diyeceğiz? Delta x diyeceğiz bakın yer değiştirme diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu da ne kadarmış bakın 330 kilometreymiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın tabii ki ben ihtiyaç molası dahil 5 saat diyorsa bakın toplam zamanı almak zorundayım ya. O zaman bana ne diyor? A şıkkı diyeyim ben şuraya isterseniz. Ortalama sürat demiş arkadaşlar. O zaman sürat diyorum bakın. A şıkkında seninle ortalama sürati bulacağız. Ve B şıkkında da ortalama hızı bulacağız. Ve
ortalama hız ve süren, yani ortalama lafı çok da bir şey değiştirmiyor aslına bakarsanız. Arkadaşlar sürat deyince alınan yolu alacaksınız. Yani 450 bölü toplam sürede, bakın ne kadar, 5. Bunu 5'e böldüğünüz zaman buradan ne çıkar? 90 çıkar, ama birimlere dikkat, bakın ne yaptınız? Kilometreyi saate böldünüz, görüyor musunuz? Kilometre bölü saat dedik. Peki hızı alırken de yer değiştirme, yani o ne kadar? 330 bölü 5 diyelim arkadaşlar. Bu da bakın kaç çıktı? 66 kilometre bölü saat çıktı, görüyor musunuz? İşte sürat ve hızı bu şekilde karıştırmayacağız. Alınan yol, yer değiştirme. Bu kavramların hepsine arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakacağız. Peki yeşil dalga diye bir şey var arkadaşlar. Milli Eğitim kitabında yer alıyor. Bu şu demek bakın. Hani şimdi tabii ki sen daha araba kullanma işine gelmedin ama annenin babanın yanına oturuyorsun ve baban kullanırken etrafı gözlüyorsun. Trafik lambaları var, ışıkları var. Bazen kırmızı ışığa takılıyorsun, doğru mu? Şimdi kırmızı ışığa takıldığın zaman arkadaşlar bakın bu öyle bir ayarlanıyor ki. Öyle bir ayarlanıyor ki. Şimdi diyelim ki şurada ne yaptın? Kırmızı ışığa yakalandı. Bakın şurası kırmızı olduğunu düşünelim. Kırmızı ışıktasın. Ondan sonra ne oldu? Bir süre sonra bakın sarı ve yeşil yandı. Yeşil yandı. Yeşil yandığı zaman geçtin ya. Yeşil yandığı zaman arkadaşlar geçtiğinizde öyle bir ayarlanıyor ki bakın. Bu aradaki şuradaki bir sonraki trafik lambaları da arkadaşlar. Burada yeşilde çıkan adam zaten belli. Hani buradaki yeşilin yanma süresi belli. Buradan buraya da ne kadar sürede gelir? İşte 2 dakikada gelir. Öyle bir ayarlıyorlar ki hemen 2 dakika sonra burası da yeşil yanacak. Buradan buraya kaç dakikada gelir? Mesela buraya da 3 dakikada gelir. 3 dakikada da burası da yeşil yanacak. Yani böyle bir yeşil koridorda gitmeni sağlıyor. Yani bazı yollarda uygulanan yeşil dalga sistemi ortalama sürat kavramına göre çalışır. Yani buraya ben yeşil yaktım. Bir dakika sonra adam buradan buraya gelecek. Çünkü hız sınırı belli. Mesafe belli. Buraya geleceği sürede bu adam zaten niye kırmızı yakalansın ki? Tekrar yeşil yeşil hep yeşile denk gelerek gitsin diye bir durum var. Peki yeşile nasıl denk gelmezsiniz arkadaşlar? Oyunun bakın bir hız sınırı vardır. Mesela 50'dir. Sen buraya 80'le 90'la gidersen oradaki hesabı uymaz ve burada gelip kırmızı ışıklara tekrar yakalanırsın. Görüyor musun? İşte bu şekilde demek ki arkadaşlar bir yeşil dalga sistemi uygulanıyor bakın yollarda. Peki geldik şimdi ivme kavramına arkadaşlar. Yani bu ivme dediğim gibi biraz kafamızı karıştırıyor ama ne olur ben şimdi sana ifade etmeye çalışacağım. Arkadaşlar ivme bakın birim zamanda, yani saniyedeki hızda meydana gelen değişikliğe ivme denir. Yani hızdaki artışa arkadaşlar ivme denir ve vektörel büyüklüktür. Yani şöyle söylemek istiyorum ben sana. Diyelim ki arabanın ivmesi arkadaşlar 3 ise hızı 3'er 3'er artıyor. 4 ise 4'er 4'er artıyordur gibi düşün. Mesela şöyle yapalım. Bir arabanın diyelim ki arkadaşlar hız zaman grafiği, bakın hız zaman grafiği şu şekilde olduğunu düşünelim. Şöyle gidiyor. Şuraya da bir yazarsak mesela diyelim ki 10 saniyede hızımız kaç olmuş, bakın hızımız arkadaşlar 40 metre bölü saniye olmuş. O zaman bu arabanın şöyle düşüneceksin, bak bu araba hızlanmış mı, hızlanmış. 10 saniye hızı kaç olmuş arkadaşlar, 40 olmuş. Peki her saniye kaçar kaçar artmış sence, ne dersin, değil mi? 4 artmış, bakın ne yaptın, böldün. Yani ne yapıyorsun o zaman arkadaşlar, hızdaki değişimi zamana bölüyorsun ve bakın buradan ivmeyi buluyorsun. Bu ivmenin birimi de metre bölü saniye kare oluyor sevgili arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası, bakın ivmemiz 4 ise bu şu demektir, hızımız 4'er 4'er artmış ve 10 saniyede bakın ne olmuş, 40 olmuş diyeceğiz. Peki şurada bir aracımız var. Bakın birinci saniyede arkadaşlar hızı 10 olmuş. İkinci saniyede 20 olmuş. Üçüncü saniyede 30 olmuş. Ne dersin bu aracın ivmesi ne kadar arkadaşlar? Değil mi? Bakın ivmesi 10. Birimi de şöyle bakın, metre bölü saniye kare. Yani bu aracın ivmesi 10 ise ne diyoruz? Hızı her saniye 10'ar 10'a artacak diyordur. Bakın 10, 20, 30, 40 şeklinde gitmiş. Demek ki şöyle bir örnek daha yapalım. Şöyle bir örnek daha yapalım arkadaşlar. İyice pekisin. Bakın bir aracın hızı şöyle artıyor ve şöyle gidiyorsa, diyelim ki şurası 2, 2. Şurası kaç diyelim? 40 olsun. Şurası 4 olsun. Bakın arkadaşlar burada bu aracın hızı artmış mı? Artmış. Kaç artmış? 40 artmış. 2 saniyede 40 artmışsa peki bunun ivmesi ne kadardı, ne dersin? 20 olmalı ki, 20'şer mi, 20'şer artmış. Peki şurada ivmesi ne kadar arkadaşlar? İvmesi yok, 0. Neden? Çünkü bakın hızı hiç artmamış, görüyor musun? İvme demek arkadaşlar hız demek değildir. İvme demek hızdaki artış demektir. Hemen bir örneğe daha geldik. Bakın hız zaman grafiği ne dedim? Hız zaman grafiğinde bakın sana iki tane şey sorabilir. Konumda bir tane şey sorabilir. Hız zaman grafiğinde şu grafiğin alanı arkadaşlar sana yer değiştirmeyi verir ve bunları bölersen de buradan sana ivmeyi verir. Hemen bakalım o zaman biz buradan eğimden neyi bulacağız arkadaşlar? Eğimden o zaman ivmeyi bulacağız. Yani ivmeyi bakın A harfiyle gösteriyoruz dedik ve V bölü T dedik bakın. Ne kadar arkadaşlar hızımız değişmiş burada? 40 bölü
Ne kadar süre geçmiş? 4 ve buradan da ne kadarmış demek ki? 10 metre bölü saniye kareymiş. Güzel. Peki bu bir arabaysa veya bir kişiyse, bakın bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir süre sonra ne oldu? Buradan buraya geldi. İşte burası ne kadar acaba, ne kadar bir yol aldı derse, onun için de bakın ne yapacaksınız? Siz şuradaki arkadaşlar, şuradaki bakın alanı bulmanız gerekiyor. Ha burası dikdörtgen olur, üçgen olur. Çünkü bu yatay gidebilir, yukarı doğru gidebilir. Peki buradaki alanı nasıl buluruz? 40 çarpı, yani şuradaki üçgenin alanı sonuçta. Üçgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Dikey bölü, dikey çarpı yatay bölü 2. Yani 40 çarpı 4 bölü 2 değil midir? 160 bölü 2'den arkadaşlar ne kadar çıktı? 80 çıktı. Ha demek ki bu araç ne kadar yol gitmiş bakın. 80 metre yol gitmiş, görüyor musunuz? İşte bu şekilde bu da bana sorulabilir. Demek ki hız zaman grafiğinde arkadaşlar iki tane şey sorulacakmış bana. Peki buradan ivme zaman grafiğini sormuş. Hemen ben ivme zaman grafiğini çizebilmek için önce ivmeyi çizmem lazım. Hemen gene özet kağıdım bakın alıyorum arkadaşlar. Demek ki hız grafiği verilmiş ve ivmeyi soruyorsa ne demek bu? V'yi T'ye böl demek. Ben de o zaman V'yi T'ye bölüyorum. Yani ne kadar? 40'ı bakın T ne kadar? 10. Ama hocam burada bir de 20 ve 5 var. Bakın 20'yi 5'e de bölsen arkadaşlar. 20 bölü 5'ten gene ne çıkar? Aynı sonuç çıkar. Buradan kaç çıktı? 4 metre bölü saniye çıktı. Peki buradan bana ivme grafiğini soruyorsa sevgili arkadaşlar. İvmeyi de bakın neyle? A harfiyle gösteriyoruz. Demek ivmeyi soruyorsa bakın sen ne yapacaksın? Buradan yatay bir çizgi çekeceksin. Kaç bulduk? 4 bulduk ve süremizde ne kadar? 10 deyip bakın buradan işte olayı bitireceksiniz. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde bunu bana arkadaşlar sorabilir. Peki devam edelim. Bak yine burada bir ne var? Bakın hız zaman grafiği var ve konum. Konum demek arkadaşlar alınan yolla alakalıdır. Bakın ne dedik? Her seferinde bunu alıyorum ki şu özeti bildik mi? Çünkü olay tamamdır. Hız zaman grafiğinde alanı bulursam bana yer değiştirme, yani gittiği mesafeyi verecek. Hemen ben burada o zaman ne yapmam gerekiyor bakın? Burada yolu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın şuradaki alanı bulacaksınız. Şuradaki alanı hesaplayacağız. Sonra şuradaki bakın alanı hesaplayacağız. Ve şuradaki alan, ama şurada bir alan yok zaten sıfır olduğu için o alanı hesaplayamayacağız. Peki şuradaki alanı hesaplayalım bakın. 10 kere 10'dan burası ne çıktı sevgili arkadaşlar? 100 metre çıktı. Bakın şöyle içine yazıyorum. Burası 5 çarpı 15 demeyin. Aman dikkat edin. Bakın şurası 5 çarpı. Şurası ne kadar? Bakın 20. 5 çarpı 20'den. Burası da ne çıktı bakın? Burası da gene 100 çıktı. Şurası ne kadar çıktı? 0 çıktı. O zaman hemen ben bunun bir konum grafiğini şöyle çizeyim isterseniz. Bakın nasıl çizdiğime dikkat edin. Konumu X ile gösterebilirim. Her zaman bir grafikten bir grafiğe geçerken arkadaşlar şuradaki zamanlar değişmez. Yani zamanı aynen yazacaksınız. 5, 10, 15 ve 20 diyelim. Buraya da ne diyeceğim? Ne kadar yol almış bakın. 100 diyeceğim. Ve arkadaşlar buraya da ne diyeceğim? 200 diyeceğim bakın. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde yapacağım. Sonra nasıl yaptığıma dikkat edin arkadaşlar. 10 saniyede bakın ne kadar alan vardı? 100 metre. 10 saniyede bakın bu. Nereye gelecek? 100 metreye gelecek. Yani şu şekilde bakın gelecek. Ve sonra 15. saniyede de 100 metreye gene gelmeyecek. Bakın 100 metre daha gitmiş. Yani kaça gidecek? 200 metreye gidecek. O zaman grafiğimiz şöyle olacak. Burada da 0 daha gidecek. Yani hiç gitmeyecek demek. İşte görüyor musunuz? Bakın işte böyle bir şöyle bir grafiğimiz oluştu. İşte bakın bu ne oldu? Bu da bakın benim bu şekilde arkadaşlar konum zaman grafiğim. Gördünüz mü? Bunu çok rahat siz de çizebilirsiniz. Bu şekilde bunları benimle beraber siz de durdurup yapın ki iyice mevzuyu bir anlayalım. Peki hız zaman grafiğini gene sormuş arkadaşlar. Ben hemen şuraya bir gene hız zaman grafiğini çiziyorum. Tabii hız zaman grafiğini çizmeden önce bakın hızları bulmamız lazım. Neydi bakın hızımız? Hemen şöyle bakalım mı? Bu ne grafiği arkadaşlar? Konum grafiği, dikkat edin. Konum grafiğinde ne yapıyorum? X'i T'ye bölerek V'yi buluyorum. Hemen şurada bir yerde hesaplayalım isterseniz. VK diyorum bakın. X ne demek? Yani X dedi arkadaşlar. Gittiği mesafe demek. Ne kadar gitmiş bu? Bakın sıfırdan, sıfır konumdan 20 metre konumuna gitmiş. Yani 20 metre gitmiş bölü. Süre ne kadar? 4. O zaman buradan ne kadar olacak? Bakın 5 metre bölü saniye olacak. Peki L'ye gelelim. Arkadaşlar bakın L, dikkat edin. Eksi 20'den gelmiş. Ve nereye? Artı 20'ye. Bakın eksi 20'den artı 20'ye arkadaşlar 40 metre var. 40 bölü 4'ten burası da ne çıkacak bakın? 10 metre bölü saniye çıkacak. Ha demek ki bakın K'nın hız zaman grafiği işte böyle. Buna VK diyelim isterseniz. VK. Ve kaç bulduk bunu? 5 bulduk. Diğerinde arkadaşlar 10 bulduk. Onu da şöyle farklı bir renkte göstereyim. Bu da bakın nedir? Bu da L'nin. Yani bu da VL'nin hız zaman grafiği arkadaşlar. Ve zaman eksenine de kaç yazabiliriz böyle? 4 yazabiliriz. Gördüğünüz gibi bakın. Her zaman konumdan hıza geçerken hız ne oluyor arkadaşlar? Yatay çizgi şeklinde oluyor diyoruz. Peki bir soru daha yapalım.
hareketin ivmesini bulun diyor. Hemen gene özetimi bakın ben alıyorum. Hız zaman grafiğinde ivme soruyorsa ne yapacağım? V'yi T'ye böleceğim sevgili arkadaşlar. O zaman hemen V'yi T'ye bölüyorum ve ivmeyi buluyorum. Yani demek ki ivmeyi bulmak için hızı zamana bakın böleceğiz. Ne kadar hızımız değişmiş? Bakın buradan buraya görüyor musunuz? Şuradan şuraya ne kadar değişmiş arkadaşlar? 24 bakın artmış. Bölü kaç saniyede artmış? 6. O zaman buradan da ne çıkacak? 4 ivmemizin birimi de neydi? Metre bölü saniye kareydi. Şöyle de düşünemez misin? Yani hızı 24 artmış 6 saniyede. Yani her saniye kaçar kaçar artıyor bakın. Aslında kafadan yine bölüyorsun ister istemez. 6'ya bölüyorsun ve her saniye 4'er 4'er artmış diyorsunuz bakın. Bir de arkadaşlar anlık sürat demek. Bakın şu demektir arkadaşlar. Mesela bir araba harekete geçti. Arabanın hızı artıyor azalıyor. Bakın sürekli olarak değişiyor ya. Tam o andaki hızı nedir? Anlık sürat ve anlık hız. Yani hız zaman grafiği diyelim bakın. Bir araba arkadaşlar buradan bakın hızı artmış. Sonra tekrar azalmış. Biraz sabit hıza gitmiş. Tekrar hızlanmış. Tekrar yavaşlamış. Sabit hıza. Değil mi? Hani bu şekilde arabayla giderken sürekli aynı hıza gitmiyorsun ki. Yani o andaki hızı kaçtır? Diyelim ki ikinci saniye bakın. Dördüncü saniye. Altıncı saniyede burada. İşte 8 de burada bakın. 10 da burada. Hızı kaçsa mesela 2 saniyedeki hızı kaçtır deyince 2 saniyedeki hızı işte şu. İşte 4 saniyedeki hızı nedir deyince bakın şuraya 5 diyelim. 10 diyelim. Şurada isterseniz 15 diyelim. Olur mu? Peki bu aracın 2 saniyedeki hızı kaç? 10. Anlık hızı. Yani 4 saniye anındaki hızı kaç? 5. 6 saniye anındaki hızı kaç? 5. 8 saniye anındaki hızı kaç? 15. 10 saniye anındaki hızı kaç arkadaşlar? 10 gibi. Görüyor musunuz? O anlık hızını belirtiyoruz. Yani anlık hız veya anlık sürat arkadaşlar. O anda ibrede gösterdi. Yani şu hani vardır ya arabanın şu. Yok mu arkadaşlar şuradaki hız göstergesi. O andaki hızıdır bakın. Anlık hızı bu demektir arkadaşlar. Ve yine 11'de göreceğimiz asıl bizim bir konu var. Burada da basit bir şekilde bahsediyor. Yani şöyle söyleyeyim isterseniz. Bakın iki tane araç var. Şimdi diyelim ki bu araç bakın 100'de gidiyor. Bu araç da 100'de gidiyorsa. Sen bu yanındaki araca baksan. Sen bu araçta olsan bu araca baksan. Bunu kaçta gidersin? Kaçta görürsün? Duruyor görürsün. Peki bu 100'de gelse bu da 100'de gelse arkadaşlar. Bu bunun yanından kaçta geçer? 200'de geçer. Bunu bakın 200'de görür. Görüyor musun? Burada bir göz yanılması oluyor. İşte biz bunu arkadaşlar bağıl hareket diyoruz. Bu dediğim gibi detaylı bir şekilde 11'in sınıfında görülecek. Hatta bu hareket konusunda yine 11'de görülecek. Detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz. Peki konu biterken arkadaşlar nelerden bahsedik? Bakın hareket çeşitleri demek ki dönme, öteleme ve titreşim olmak üzere. Hareket bakın 3 çeşitmiş. Bu bize mutlaka çıkacak. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramları arkadaşlar. Arasındaki ilişkiden bahsettik. Bakın bunları bileceğiz dedik. Düzgün doğrusu... Hareket diye bir şey duyarsak arkadaşlar bu sabit hız hareket demektir. Ortalama hız ve ortalama sürat toplam süreye dikkat edeceğiz. İğme hızdaki değişimdir dedik. Ve referans noktasına göre iki aracın birbirine doğru geliyorsa mesela aynı yöndeyse 100-100 ile gidiyorsa duruyor dedik. Bakın 100 ile karşılıklı geliyorsa arkadaşlar hızları toplanıyor dedik. O zaman ne yapacaksınız sevgili arkadaşlar? Özetimizi de şöyle ekran görüntüsünü isterseniz alabilirsiniz bu şekilde. Ve buradan şunları bilseniz bakın bizim için yeterli. Ve arkasından da benim ödev verdiğim kitaplardan da arkadaşlar bunları yaparsak konuyu tam anlamıyla bitirdik demektir. O zaman ödülü soruyu da yapıp yorumları gönderiyorsunuz ve bir sonraki derse arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi dersler, hoşça kalın.